Galatasaray'ın gündeminde en çok konuşulan konulardan biriyle devam edeceğiz. Bu konuya açıklık getireceğiz. Teknik direktör Torrent ise Galatasaray ayrılığı sonrası bir tazminat ödenecek mi? Bu konuyla ilgili çok fazla iddialar var. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Can Natan şu an telefon attığımızda konuğumuz. Can Natan, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin tartıştığı, kendi arasında konuştuğu konuya bir açıklık getirelim. Nedir bu Torrent'e tazminat ödenecek söylentileri ve izlenecek yol? Galatasaray nasıl bir yol izleyecek bu durumda? Tüm detayları sizden rica edeceğiz iddialara da bir son vermek adına. Tabii. Torrent'in sözleşmesinin bildiğiniz gibi 21 Haziran tarihinde Galatasaray tarafından haklı nedenle feshedilmişti. Bu kapsamda Torrent'in tazminat talebiyle FIFA'ya bir başvurusu oldu. FIFA Torrent'e bir tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak bu yargılamanın birinci kısmı Galatasaray Spor Kulübü derhal bu kararı temiz etti. Ve şu an KAS nezdinde yargılama devam ediyor. Dolayısıyla şu aşamada sonuçlanmış bir durum yok. Biz Galatasaray'ın haklı nedenle sözleşmeyi feshettiğinden dolayı herhangi bir tazminat ödemeyeceğine inanıyoruz. KAS'ın Galatasaray lehine bir karar oluşturacağına inanıyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda neden bu konunun bu kadar speküle edildiğini de anlamak mümkün değil. Yani Galatasaray'ın önünde bir engel değil. Galatasaray burada KAS'a başvurdu ve süreç halen devam ediyor. Alınmış bir karar da yok. Tüm bu söylentileri bu şekilde noktalayabiliyoruz zannediyorum. Bir kez daha. Doğru. Yani yargılama devam ediyor. Yani ben şunu da eklemek istiyorum açıkçası. Yani şu an Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun adaletten uzak ve herhangi bir standardı olmayan kararlarını tartışmak gerekirken yargılaması devam eden ve henüz bir neticelenmemiş Torrent davasının gündem olmasını açıkçası biz Galatasaray lehine bir algı yönetimi olarak değerlendiriyoruz. Açıkçası bu konuda ciddi bir şaşkınlığımız var. Geçen hafta Sportif AŞ Başkan Vekilimiz Erdem Timur, federasyon organizasyonu ile ve diğer altyapı yöneticileriyle altyapı tesisi ziyaretine giderken de bu çeşit bir algının olduğunu ve bunun ulusal kanallarda yayınlandığını gördük. Gerçekten gündemde olmayan ve konuların neden bu şekilde gündeme getirilmeye çalışıldığını da algılamakta zorlanıyoruz açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Natan. Kıymetli değerlendirmeleriniz için, yayınımıza bağlandığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.